Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim yine sizlere ister kahvaltıya ister beş çayını hazırlayabileceğiniz harika bir tarifim var karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum yumurtaları iyice çırpıyorum daha sonra içerisine diğer malzemelerini de ekleyeceğim yumurtaları çırptım. Mikser kullanmaya hiç gerek yok. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Tekrar çırptıktan sonra bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradım. İncince inci doğramayı özen gösterelim. Yarım su bardağından biraz fazla beyaz peynir ekliyorum tamamen göz kararı da yapabilirsiniz Arkadaşlar bu malzemeleri bir tutam maydanoz ekliyorum çeyrek bağ maydanoz ilave ediyorum aynı ince ince doğradım iç harcı olarak ben e, bu sebzeleri kullandım Dilerseniz farklı eklemek istediklerinizi ekleyebilirsiniz karabiber kırmızı pul biber ve tuz ilave ediyorum baharat olarak daha sonra iki tane patatesi küçük küçük küp küp doğrayacağım. Ee, sizlere bu aşamayı göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü gayet ince olması gerekiyor. Gördüğünüz şekilde doğradım. Daha sonra üst üstüne koyarak tekrar patateslerimi kesiyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum patatesleri gördüğünüz şekilde incecik ve küçücük doğradım e, yorumlarda gelebilir Filiz hanım rendeleyebilir miyiz diye bu tarifimizin içerisinde rendelemiyoruz özelliği bu arkadaşlar patatesli tuzlu nefis bir kek tarifi oluyor her zaman tatlı keklere alıştınız ama hiç denemediyseniz bir de tuzlu keki denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü biz çok severiz, çok da sık yaparız. Sizlere de tarifini vermek istedim. İyice karıştırıyorum bütün malzemeleri. Daha sonra unu ilave ediyorum. 2 su bardağı un ekledim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığın ucu arkadaşlar bakın yarım çay kaşığı falan değil bir çay kaşığı ucuyla da karbonat ilave ediyorum karbonat çok güzel bir lezzet ve çıtırlık katıyor iyice bu şekilde karıştırdım kesinlikle fazla un eklemesi yapmayın kek kıvamında yapalım ki yumuşacık olsun tuzlu kek tarifimin harcı hazır. Borcamı alacağım. Şöyle yakından da kıvamını göstereyim. Maalesef gösteremedim. Birebir tarifi uygularsanız Allah'ın izniyle sizin de yaptığınız kekleriniz çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Borcama tereyağıyla yağlıyorum. Tabanını her yerini. Ben dikdörtgen orta boy borcam kullandım. Fırın tepsisi çok büyük gelebilir. Harcımız az gelebilir arkadaşlar. Onun için borcam ya da küçük fırın tepsisi kullanmanızı tavsiye ederim. İyice yağladım şöyle gördüğünüz üzere. Sizi de ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bildirim sesini açarsanız da en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce size haberdar olur. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum borcama kek harcımı aldım. İnanılmaz kolay bir tarif arkadaşlar. Şipşak. Hatta misafiriniz otururken de yanında hazırlayabileceğiniz çok pratik bir kek tarifi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Eğer yapar denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmenizi çok isterim. Eşit bir şekilde şöyle düzenledim. Lütfen eşit olmasına özen gösterelim. Aksi halde bir tarafı kalın, bir tarafı ince kalır. Şöyle kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Üzerine bolca susam serpmenizi tavsiye ederim. Evde çok az bir susam kalmıştı. Onu kullandım. Çok az da çörek otu serpiştiriyorum. Bu tarifimiz bol susamlı çok güzel oluyor arkadaşlar. 150 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Lütfen ama lütfen kontrollü pişirin. Yaklaşık 25-30 dakika arası pişecektir. Ama yine de siz kontrollü olun. Evet tuzlu kekimiz hazır 150 derecede pişirdim içini çeke çeke içi hiçbir şekilde çiğ kalmadan kekimiz pişti tabii ki sizin fırınınız yavaş hızlı pişirmiyorsa 170 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz fazla üstünü çıkmanızı tavsiye etmiyorum kare dilimler şeklinde dilimledim. Mis gibi de kızarmış, çok lezzetli oluyor. İnanın yaptığınızda çok beğeneceğiniz bir tarif. Bu kekimizi çok fazla böyle kek kalıplarında çok aşırı kabarmasın, bu şekilde çok güzel oluyor, hafif böyle ince. Şöyle yakından da göstereyim, içi gayet güzel pişti, çünkü çok ağır pişirdik. İçini çeke çeke nefis bir tuzlu kek tarifi oldu. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bakar mısınız? Peynir, maydanoz hepsi de çok lezzetli soğanla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim soğan kokuyor mu diyebilirsiniz kesinlikle ve kesinlikle içerisinde soğan kokmuyor arkadaşlar soğanın olduğunu bile anlamıyorsunuz sadece çok güzel bir lezzet katıyor altını da göstereyim çok merak edenler oluyor çünkü alt kısmını bakın ne kadar güzel kızardı bölerek de bir de dokusunu görelim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Şöyle tekrar bölerek bir kez daha göstereyim. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.